Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kaplılık kanalıma hoş geldiniz. Koa Granit e, halka arzı ile ilgili daha önce sizlere bilgilendirme yapmıştım. Tekrar bir hatırlatma ve şirketin genel bilgilendirmesi hakkında sizlere bir video oluşturmak istedim. Eee Koa Granit e, Borsa İstanbul'da son 3 yılın en büyük halka arz olan e, bir şirketi olacak. E, gelir bazında da baktığımız zaman Son 3 yıl içerisindeki büyük bir halka arz büyüklüğü bekleniyor koya Granit'te. 5-6 Nisan yani pazartesi ve salı günü talep toplamı oluşacak. 16.46 TL fiyattan Borsa İstanbul satış yöntemiyle... ...info yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz. E, sadece info yatırımdan değil, e, izahnamede de e, sizlere daha önceki videolarımda açıklamıştım. Aracı kurumlarda işlem yapan bütün e, firmalardan alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Kuva Granit ile ilgili. Halka Arz'dan sonra %20'si borsa İstanbul'da Yıldız pazarda işlem görecek Kuva Granit'in. E, Granit 2015 yılında kurulan Halka Arz'ı 5-6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek bir firma. E, SPK kurulu tarafından 16.46 TL fiyatla %20'sini borsaya soracağınız zaten daha önce bildirmiş ve SPK tarafından da onayı gelmişti. burada oransal dağıtım yok. Yine eşit dağıtım üzerinden gerçekleşecek. Birebir paylar verilecek. Daha sonra da eşit dağıtım olarak payların dağıtılacağını belirtmişti. E, Koa Granit halka arzında 105 milyon TL olan sermayesini 115 milyon TL'ye çıkaracak. Ve 9 milyon TL de ortaklar tarafından satılarak toplamda 24 milyon adet payın satılması bekleniyor. 16.46 TL fiyattan yapılacak ve halka arz büyüklüğünde 395 milyon TL civarı e, bekleniyor. Bu 395 milyon TL'nin yaklaşık 247 milyon TL şirkete aktarılacak. E, geri kalanlar da e, tabii ki 9 milyon pay satan ortakların hesabına gidecek. E, peki Kuva Granit'in e, hacmi nedir, ne yapar, nedir biraz da bunlara bakalım. 2015 yılında kurulan Kova Granit 2020 yılı sonuna kadar 2020 son itibariyle 703 milyon TL hasılat elde ederken yıllık 11 milyon metreküp üretime sahip bir mermer üreticisi, granit üreticisi Kova Türkiye'de yalnızca tek granit üretimi yapan en büyük tesislerden de biri olduğunu açıklamış. Üretimin Aydın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 232.965 metresi açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip fabrikada çok çeşitli kuralı ile oluşturulan ürün portföyü ile 60'ın üzerinde ülkeye ihraç yapıldığını, aynı zamanda Türkiye'nin 7 bölgesine yayılmış bayi ağı, güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Granit artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22.5 milyon, metrekare kapasitesi 3 yeni üretim hattını da 2021 ve 2022'nin sonuna kadar kademeli olarak artırmayı planlıyor. Ee, Hisse ile ilgili son 3 yılın yani 2019 yılından bu yana artan yoğun e, halka arzlar için en büyük pay toplanması da beklendiğini belirtmiştim. 24 milyon pay satılacak ama 395 milyon TL gibi büyük bir Halka arıza öncülük edecek. Ee, ek bilgi olarak da e, hisse yarın saat 10:30 itibariyle lütfen emirlerinizi girin. Bu soru ...bu da ilgili de çok soru aldım. Yani 10:30'dan önce emir giren arkadaşlarım da bana çok yazdılar. Ya yani 10:30'dan önce emir girerseniz emrinizi iptal edebilirsiniz. Emri iptal ettikten sonra tekrar emir girebilirsiniz ama 10:30'dan önce verdiğiniz emirler karşılanmayacaktır. Tekrar sizlere bunu hatırlatmak isterim. Yarın GR koduyla e, normal hisse senedi alır gibi 16.46 TL zaten fiyatı talep gönderebilirsiniz. Hmm, hissenin e, son katılımı 6 Nisan Salı günü saat 13'e kadardır. Biliyorsunuz ki eşit dağıtımda saat 10.30 ile saat 1 arasında 13 arasında emir iletimi alıyordu. Ee, halka arzlarla ilgili bundan önce tabii ki Matrix ve de Turex'e de bunları aynı şekilde görmüştük saat 13'e kadar emir iletmemiz gerekiyor. İnşallah güzel bir halk arz gerçekleşir. Büyük bir halk arz gerçekleşecek. E, tahmini olarak şu soruyla da çok karşılaşıyorum. Yani ne kadar pay düşer, işte ne kadar pay alabiliriz gibi soruları da geliyor. E, bu sorularla ilgili tabii ki e, şey yapmak çok zor. Yani çünkü ne kadar yatırımcının katılacağı bilinmiyor ama Matrix ve Turex'te baktığımız zaman ortalama 700 ile 750 bin kişinin halka arz'a katıldığını gördük. Toplamda da 24 milyon adet pay satılacağını görüyoruz Coagranic'te. Yani baktığımız zaman 24 milyon adet payın halka arzı ile ilgili 750 bin kişiden bir talep gelirse ortalama 32 pay gibi bir pay düşeceğini de öngörebiliriz ama bu tabii ki bir yaklaşım. Yani insanların Yatırımcıların buna katılıp katılmaması konusunda değişkenlik gösterecektir. Ee, halka arıza katılmak için de lütfen salı gününü beklemeyin. Çünkü e, eşit dağıtım halka arzlarda genelde ikinci gün katılanlara bir veya iki pay daha düşük pay yatırıldığını gözlemlemekteyiz. Onun için yani bir iki pay benim için önemli diyorsanız, Pazartesi günü yani yarından itibaren emir takip girişi gerçekleştirecekseniz eğer tabii ki bu bir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. al sat, tut tavsiyesi kesinlikle değildir. Ama daha fazla pay alırım diyorsanız bir iki pay da olsa halka arzların ilk gününde girmek daha mantıklı oluşuyor eşit dağıtımlarda. E, haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bizim için borsamız için ve ülkemiz için güzel bir yatırım olur. Ben yine çok yoğun bir halka arz gelmesini bekliyorum. İnşallah hayırlı ve bereketli olur ülkemiz, bizim ve borsamız adına. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.